yıldızların izinde. İbn Ebu Seleme. Hicretten 2 yıl önce, miladi takvime göre 620 yılında dünyaya gelen İbn Ebu Seleme, 1. Akabe biadından 1 yıl önce Medine'ye hicret eden ve Hazreti Peygamber'in süt kardeşi ve halası Berre bint Abdülmuttalib'in oğlu olan Ebu Seleme'nin evladıdır. Anne ve babası ilk Müslümanlardan ve Habeşistan hicretine katılan sahabilerdendi. Kaynaklarımızda yer alan farklı bilgiler bir tarafa bırakılacak olursa, Kureyşlilerin Müslüman olduğu haberi Habeşistan'a ulaşınca İbn Ebu Seleme ve ebeveyni Mekke'ye dönmüş, fakat haberin yalan olduğunun anlaşılması üzerine bir süre sonra Allah Resulü'nden izin alarak Medine'ye gitmek için yola çıkmışlardı. Ancak müşrikler Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkan Ümmü Seleme ile oğlu Seleme'ye engel olunca babası yola yalnız devam etmek zorunda kalmıştı. Anne ile oğlunun hicreti ise bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmişti. İbni Ebu Seleme, hicretin 3. yılında babasının vefatı üzerine 3 kardeşiyle birlikte yetim kaldı ve Hazreti Peygamber'le aynı kaderi paylaştı. İbn Ebu Seleme, annesinin Hazreti Peygamber'le nikahlanması ardından Allah Resulü'nün himayesinde büyüdü. Hendek Savaşı esnasında Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla birlikte Hassan bin Sabit'in evinde kalan İbn Ebu Seleme, Resulullah vefat ettiğinde 9 yaşında bulunduğundan küçük yaşta sahabi olma vasfını kazanan isimlerden birisi oldu. Hazreti Ali, Cemel vakasından önce Ümmü Seleme'nin bu sefer de kendisine refakat etmesini istemiş, Ümmü Seleme de kendi yerine savaşa İbn Ebu Seleme'nin katılmasının daha uygun olacağını söylemişti. İbn Ebu Seleme dirayetli ve yetenekli bir sahabiydi. Bu nedenle Hazreti Ali tarafından Bahreyn ve Fars valilikleri gibi önemli görevlere tayin edildi. Hicretin 40. yılında Hazreti Ali'nin vefatından sonra İbn Ebu Seleme görevinden ayrılarak Medine'ye döndü, hayatının geri kalan kısmını Medine'de geçirdi ve bu kutlu beldede vefat etti. İbn Ebu Seleme, Hazreti Peygamber ve Ümmü Seleme'den olmak üzere 15 kadar hadisi şerif rivayet etmiştir. Onun özellikle çocuk eğitimi konusunda rivayet ettiği hadisler, bizzat yaşadığı olayları yansıtması bakımından önem arz etmekte, bugün dahi çocuklarımızın eğitiminde anne babaların ihtiyaçlarına ışık tutmaktadır. İbn Ebu Seleme'nin çocuk eğitimi dışındaki namaz, yiyip içme, oruç, aile hayatı gibi konulara dair rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Yıldızların izinde.